Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Atışlar 9 videosundayız. Soruların da 3. videosundayız. Gene birbirlerine doğru gelen vatandaşlar var. Burada yönü vermek çok önemli demiştik. İki tane hareketliği aynı anda grafiğe koyacaksanız yöne dikkat etmek zorundasınız. Şimdi biz bunların tabii ki de hız zaman grafiğini çiziyoruz. Bu klasik bir sorudur. Daha önce diğer test dediğim bir önceki testte galiba bununla ilgili zor bir soru yapmıştık. Aslında bu ondan önce olsa iyiymiş. Ne oluyor dedirti olabilir. Şimdi bu arkadaş onluk hızda k bu. Hızlanıyor eksi yönde. Şöyle yapalım. Ne olur bu? 10 ama eksi 10. Kim bu? K. Öteki de tabii ki de pozitif yönde yavaşlayacak. Şöyle geliyoruz. Bunlar birbirine paralel olacaktı, hatırlayın. Bu da 40'tan yavaşlıyor. Ve tabii ki de süre her ikisi için de aynı. T. Şimdi birinin gittiği yol var. Bak şimdi. Şunun gittiği yolda bunun geldiği yolu topladığın zaman tabii ki de 100 metreyi bulmak zorundayız. İşte bu alanların toplamı 100 yapacak. Yani şurası ikisinin toplam alanı 100 olmalı. Bakıyorum buraya. Burası 50. Güzel oldu. 100 eşittir 50 çarpı paralel kenar alanın taban çarpı yüksekliktir. Çarpı t. T buradan 2 saniye geldi bile. Şimdi diyor ki cisimler yerden o zaman kaç metre yükseklikte karşılaşır? Ben 40 metre bölü saniyeye odaklandım. 2 saniye geçiyorsa benim buradaki hızım 20 olur. Çünkü onar onar yavaşlıyordum. Hemen ortalama hız yapıyorum bakın. Şurası için L'ye göre düşünüyorum. Ve ortalama 40 ile girdin. 20 ile terk ettim bölü 2. 30'luk bir ortalama hız var. O zaman işte ne diyeyim buna, x diyeyim ben. X eşittir 30 çarpı 2 ile 60 metre yükseklikte buluşursun. Ya da 5-15 ile yaparsın ya da grafikteki alanı bulursun. Hiç fark etmez. Hepsi de olur. Devam ediyorum. Şimdi efendim, yukarı yönde düşey atılan bir cismin VT grafiği verilmiştir. Cisim atıldıktan 7 saniye sonra yere çarptığına göre cismin atıldığı yükseklik kaç metredir? Şimdi bak, 2 saniyede, şimdi sen yukarıya doğru atmıştın ya bunu, böyle gidiyor. Sonra böyle devam ediyor. İşte şuralarda bir yerde de yere çarpıyor şöyle. Şimdi atıldığı yükseklik bu. Yani bize bunu soruyorlar. Anladığım kadarıyla. Şimdi sen 2 saniyede hızını sıfırlıyorsan o zaman V0 dediğimiz şeyin 20 olması lazım. Yani burası 20. 2 saniyede çıktın tepeye. Hızın 0 oldu. 2 saniyede de atıldığın noktanın hizasına geldin. Hızın yine 20 oldu. 4 saniye oldu. 7 saniyede çarpmıştın yere. O zaman burada ne yaptı? 3 saniyelik bir vaktin var. O zaman 30 kazanırsın, hızın 50 olur. İşte yüksekliği soruyorlar. Enerji korunumu yap, 5-15 yap, ortalama hız yap. Şu aralığa bakıyorum arkadaşlar, şu aralığa. Ortalama hızı hemen aldım götürüyorum. 20 artı 50 bölü 2 oluyor. Buradan da 35 metre bölü saniye yapar. Bu bir. H'ye baktığımız zaman da 35'lik hızla 3 saniye gidiyoruz. O da ne yapar? 105. Hatırlarsanız böyle bir soru yapmıştık. Bunu hız zaman grafikli şekilde bilerek sordum. O da olur. Şimdi yüksekliği başka nasıl bulabiliriz? 2 saniyede maksimum yüksekliğe çıktın ya. 2 saniyede de atıldığın yerin hizasına geldin. O zaman burası ne olacak? Eksi 20. Buradan itibaren 3 saniye daha hakkım var. O zaman burası ne olacak? İşte eksi 50. Yani istersen bu alandan da kesinlikle yerden yüksekliğini bulabilirsin. Hiç fark etmez. Evet, üçüncü soruya geçelim. Efendim, sabit 30 metre bölü saniye hızla yükselmekte olan balondan balona göre, yani kendi hızıyla onluk hızıyla attığını zannediyor. Ama balon 30 metre bölü saniye hızla yükselirse sen bu 10 metre bölü saniyeyi göremezsin. Ben onu şu tarafa doğru kopya çekiyorum. Buradan yukarıya doğru 20 ile atılıyormuş gibi olur. 20 metre bölü saniye. Çünkü biz olayı yere göre çözmek zorundayız arkadaşlar. Sen 10 ile attığını zannediyorsun ama 30 ile giden bir balon var. Yerden bakan vatandaş şuradan baktığı zaman şöyle, hani şöyle baktığı zaman yukarıya doğru gittiğini görür. Hani bu akıntı seni bu tarafa sürüklüyormuş da sen tersine doğru 10 ile yüzüyormuşsun gibi oluyor. Yani sana sorduğumuzda 10 ile yüzüyorsun ama akıntı seni 30 ile götürdüğü için kıyıdan bakanlar seni 20 ile geriye doğru gittiğini görür. Ona lütfen dikkat. Şimdi her neyse, bunu bulduk biz şimdi. Buradan böyle yere çarpacak sonunda. Cisim yere 50 ile çarpıyormuş. Şimdi atıldığın noktanın hizasına geldiğin zaman 20 ile gene geçeceğim. Bak burası 2 saniye.
Burası 2 saniye. Yere de 50 ile çarpıyorsan olay gene gerçekleşti. Bak buradan 3 saniye ile geliyorsun. Evet ve yere 50 ile çarpıyorsun. Bak bilerek arka arkaya aynı soruları aynı sayılarla koyuyorum. Balonla koyuyorum, zaman grafiğiyle koyuyorum. Sayılar aynı. Yine ortalama hızdan yapılabilir. Yine enerjiden yapılabilir. Yine formülden yapılabilir. Ama ortalama hız beni acayip şekilde cezbediyor. Tabii ki de incelediğim aralığın yani bana zaten hey soruyorsunuz. Bunu bir bulmam lazım. Bir de balonun olayı var tabii ama hemen şunu bir halledelim. Burada toplayıp ikiye bölüyorduk. Artı 50 bölü 2'den burası 35 oldu. 35 metre bölü saniye. H'yi de bir bulalım. 35 ile git yani gitti. Buradan 3 saniye var. Evet, ne yapar? Burası 105 yapar. 105 metre. Şimdi balon nerede? Kaç metre yükseklikte? Ne yaptı bir kere? 20 ile attın yere. Bak şimdi burası 4 saniye oldu. 3, 7 saniye sürdü. Şimdi bu arkadaş buradan böyle 7 saniye yükselecek. Onun gittiği yol 30'la gidiyor. 7 saniye yükseldi. 210 metre yapar. Tamam mı? O zaman yerden yüksekliği de 210 artı 105 diye böyle gelirsek 315 metre yüksekliktedir arkadaşlar balon. Çünkü tekrar ediyorum 20 ile atılmış gibi oldu. Yere 50 ile çarptığı söyleniyor. O zaman hani 2 saniye 2 saniye 4. Atıldığın yerin hizasına 20 ile geldin. 50 ile çarpman için 3 saniye daha gerekiyor. 50 oldu. Toplamda 7 saniye var. Onun için yani 7 ile çarpıyorum bu hızı. Zaten burayı bulmuştum 105. Burayı da buldum 210. Toplamda 315. Devam ediyoruz. Evet. Geldik asansör sorularına. Şimdi asansörün içi böyle bir soru tipi var arkadaşlar. Şimdi başka yerde karşınıza gelir yamulmayalım diye ben bir iki tane yaptım bunlarla ilgili. Böyle sorularda biz dinamikte asansör başlığı altında bunu incelemiştik. Asansörün içerisinde hissedilen ivme diye bir ivme vardı. Onu bulursak sanki asansörün içerisinde farklı bir dünya, farklı bir gezegen gibi düşünüp ona göre de çözüm getirebiliriz. Şimdi aşağı yönde 4 metre bölü saniye ivme ile hızlanıyorsa burada bilerek verdim. Yöntem neydi hissedilen ivmede? Yani burada nasıl diyeyim ben buna? G üssü ivmesi. Yani burada hissedilen ivme bu. Yani burayı farklı bir gezegen gibi düşünüyoruz. Yani buranın ivmesinin G üssü olduğunu söylüyoruz. Şimdi G bir kere 10. Tamam mı? Bak şöyle yapalım. G bir kere şöyle. G'yi 10 diye yapalım. Sana verilen ivme hangi yönde olursa olsun bu yöntemde ne yapıyorduk? Bunu ters çeviriyorduk. Evet, bu zaten eylemsizlik kuvveti tabanlı bir çözümdü demiştik hatta hatırlarsanız. Eğer hatırlamıyorsanız bunu şu anda hemen dinamiğin ilgili videosuna gidip tekrar inceleyebilirsiniz. Sana verilen ivme hangi yönde olursa olsun yöne dikkat. Ters çeviriyoruz. Ters çevirince tabii ki buna göre ters oldu. A eşittir 4 oldu. Burada o zaman ne olacak? Burada bir kere G üssü dediğimiz şey 6 metre bölü saniye kare çıkar. Yani bunun içerisinde bu işler böyle oluyormuş. 2 saniye sonra asansörün zeminine çarpıyormuş. Şimdi bak dikkat. 2 saniyede gerçekleşiyor olay. Şimdi ben ivmemi buldum. Asansörün içerisindeki ivmem 6. Yani 10 olsaydı onar onar hızlanıyorum diyecektim. Ama asansörün içerisinde hissedilen ivme 6. O zaman ben bu ivmeye uyacağım. 6'şar 6'şar hızlanıyor diyeceğim. 2 saniyede o zaman 12 kazanırsın sen. O zaman ne olacak? 10 ile başlamıştın. Artı 12 yapacaksın. Buraya ne olacak? 22 metre bölü saniye hızla çarpacaksın. Durumun bu. Şimdi baktığında o zaman ne olacak? Yani gene ortalama hızla yapabilirim ben bunu. Yani V ortalamaya bakalım hemen. İlk hızım 10, son hızım 22 bölü 2. Ne yaptı? 32 bölü 2. Buradan da kaç oluyor bu? Evet, 16 metre bölü. Boğazım çok kötüleşti ya. 16 metre bölü saniyelik ortalama hızımız var. Hey de işte bu 16'lık hızla 2 saniyeye gidiyoruz. 32 metre 2 saniyede değil mi? Bak 2 saniye sonra asansörün zeminine böyle bir asansör yani ferah bir yer yani. 32 metre yükseklikte asansör değil bina yani. Evet 32 mi uydurursam böyle olur. Tam sayı çıksın diye. Kontrol edelim. Aşağı doğru hızlanırken 4 verdik. Bunu ters çevirdik. G10 hop 6 oldu. Güzel. 6'şar 6'şar hızlanacağız. 2 saniye sonra asansörün zeminine evet çakılıyoruz. 12 kazanırız. 10 vardı. 12 kazandık. 22 oldu. Topladım. 2'ye böldüm. 32 bölü 2'den. Evet gayet 16 oldu. Ortalama hızımız. Bununla da 2. Evet 32 metre. İlginç. Yani süper olmuş. Neyse.
Şimdi burada hız vektörünü, biraz önce hız vektörünü, ivme vektörünü hediye etmiştim. Şimdi öyle yapmadık tabii. Aşağı yönde giderken, aşağı yönde gidiyormuş. Şöyle bir şey. 6 metre bölü saniye kare ivme ile yavaşlayan hareket. Eğer yavaşlıyorsan ivme vektörü ile hız vektörü ters yönlüdür. Şöyle bir şey olacak. A da böyle olur. Evet. Neyse ne, 6'lık yani ivme ile yavaşlıyormuş. Şimdi tavandan 8 metre bölü saniye hızla atılan cisim asansörün zeminine 12'lik hızla çarpıyormuş. Evet. Böyle bir şey. Ha, burada 8 metre bölü saniye değil. Saniye kare olmuş ya, bu olmaz tabii. Hızı var böyle. Güzel güzel. Yani onu bir düşünelim. Evet, asansörün yüksekliği nedir diye soruyorlar. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ama bayağı kısa bir süre olacak yani, öyle söyleyelim. Şimdi sen 8 metre bölü saniye hızla atılıyor demiştin ya. Burada da 12 ile çarptığı söyleniyor. 12 metre bölü saniye. Biz şimdi buradaki geçerli olan hissedilen ivmeyi bulalım ilk önce şaşırmadan. Ne yapıyorduk? G zaten vardı. G10. Bize verilen ivme hangi yönde olursa olsun ne yapıyorduk? Ters çeviriyorduk. Ters çevirince tabii buradan A eşittir 6 diye. Burası G üssü ne getirecek bana? 16 metre bölü saniye kare oldu. G üssü 16'ymış. Wow. Şimdi 16'şar 16'şar hızlanıyor. E peki bak, şimdi sen 1 saniyede, bak dikkat et şimdi, 1 saniyede 16 metre bölü saniye hız kazanıyorsan 8 ile başlayıp 12 ile çıkıyorsun ya, doğru orantı bu. 4 metre bölü saniyeyi de o zaman 1 bölü 4 saniyede kazanırsın. Yani bu doğru orantıyla gelir. Yani mantığını bilirsen, ivmenin hani sonuçta hızdaki değişim olduğunu bilirsen bunu doğru orantıyla bulabiliriz. 1 saniyede 16 kazanıyorsan 4'ü kazanman için 1 bölü 4 saniye gerekir. 1 bölü 4 saniyede yere çarpıyormuş bu. Şimdi biz bunun asansörün yüksekliğini soruyorlar. Ben bunu enerjiden de yapabilirim. Hız zaman grafiğinden de yapabilirim. Hiç fark etmez şu anda. Aslında şöyle diyeyim ben sana. Bu 8'i bulduktan sonra, burada da 12 metre bölü saniyeyi bulduktan sonra artık beni durduramazlardı. Hiçbir şekilde takılmazdım. Enerjiden giderdim. Sorun değil. Enerjiden hala yapabiliriz. Şöyle diyelim. 1 bölü 2 m, 8'in karesi 64. Burada bir kinetik enerjim vardı. Yere düştüğün zaman kaybettiğin potansiyel enerjiyi de kendine ekliyorsun tabii ki de. M çarpı G10. H bilinmiyor. Ve yere çarptığında 1 bölü 2 m 144 oluverdi. Herkes demeye var, gider bunlar. Burası kaç yaptı? 32 yapar. Burası 10H yapar. Buraya da geldiğimiz zaman kaç yapıyor bu? Hani 172 yapıyor. Evet. Böyle bir şey oluyor. 10H eşittir. Kaç yaptı? 40 mı yapıyor bu? Evet. H de buradan galiba 4 metre yapar. İşlem hatası yoksa eğer. Şimdi tekrar edelim. 1 bölü 2 m 64. Evet. Buradan da mgh var. Evet. Burada 144. 12'yi bulmam gerekiyordu. Ona lütfen dikkat. Zemine zaten 12 ile çarptığı söyleniyor. Onda da bir sıkıntı yok. 1 bölü 2 m. Evet. 12'nin karesi 144 yapar. 140, 70, 72. Evet. Güzel. Evet. 10h 40 oluyor. H 4 metre çıktı. Peki. Buradan yaptık. 4 metre yükseklik var. Şuradan yapabilir miydik? Yani bu yüksekliği yaparsak eğer şöyle bir şey yapacağız. 8'de girdik. Evet. 1 bölü 4 saniyede, 1 bölü 4 saniyede hızını 12 yapıyorsun. 8'den 12'ye çıkıyor. Burası da haş oluyor. Haşı yazarsak 8 artı 12 çarpı 1 bölü 4 bölü 2. Üst taban 8, alt taban 12 topladım. Çarpı yükseklik bölü 2 yaptım. Güzel. Buradan ne gelir? Şöyle yapalım. 20 oldu. 20 çarpı 1 bölü 4. Aman tanrım, bir sıkıntı var mı? Vallahi billahi bir sıkıntılar var. Dur bakalım. Bir sıkıntılar var. Bir sıkıntılar. Baştan çözebiliriz arkadaşlar. Her an soru patlayabilir. Evet, böyle bir şey oldu. Burası 5 çıktı. Bölü 2 yaptık. 5 bölü 2 geldi. Evet. Şimdi burada niye olmadı? Haydi bakalım. Şimdi canlar. Evet, hatamız geliyor. Şimdi böyle bir şey yaptık ama. Evet, evet, evet. Ah, ah, ah. Yani nerede hata biliyor musunuz? Bak, hissedilen ivme yaptık ya, ona göre çözüyoruz ya. Hissedilen ivmeyi 16 bulmuştuk ya. Ama ben buraya beton gibi 10, şey koydum. 10 koydum. O da beni patlattı. Şimdi buranın ne olması lazımdı? G'yi 16 yaptığınız için 16 olması lazımdı. Bu 10 değil tabii ki de. Yok yani, sizi denemedim yani. El alışkanlığı MGH yazdım. Bak, fıstık gibi çıkmıştı oysa buradan.
40 olmuştu. Burası ne olacak? 16 olacak. Yani burası 16 olacak arkadaşlar. 16 h eşittir 40 oluyor. 8'e böl 2, 8'e böl 5. H eşittir yine 5 bölü 2 gelir, hiç sorun olmaz. Yani madem enerji konumunu çok seviyorsun, o zaman dikkat edeceksin. O kadar hissedilen iğme buldun, o zaman onu yerine koyacaksın. Ama buradan da olur. İki tane baba yöntem. Ama soru zordu arkadaşlar, ondan vallahi uzadı yani, kusura bakmayın. Şimdi efendim böyle bir şey. X cismi var, serbest bırakılıyormuş. Y cismi var, onunla atılıyormuş. İki cisim de yere aynı anda çarpıyormuş. Peki ben bunların ikisinde böyle bu tarafa gidiyorlar ya, hız zaman grafiklerini çizmek istediğim an. Şimdi burası t, burası hız. Birisi böyle hızlandı. Kim bu? X. Öteki de aynı şekilde hızlanacak. Ona lütfen dikkat. Çünkü ikisi de aynı ivmeyle hızlanıyorlar. Ama bu 10 oluyor. Şimdi bunların tabii herkesin kendine göre bir olayı oldu. T saniyede düştüler yere. Şimdi dikkat. Birinin aldığı yol burası, tamam mı? Buna D diyor. Ha, pardon, D demiyorum. H diyorum. Yani şurası H. Ötekinin aldığı yol hem 40 metre hem H. Senin aldığın yolu alıyor, bir de senden fazladan bir yol alıyor. Bak dikkat edersen ye. Şu anda taradığım yer 40 metredir arkadaşlar. Yani dikkat dikkat. Şu taradığım alan 40 metredir. O da paralel kenardır. Bakın taban 10, yükseklik T. 10 çarpı T güzel oldu. T eşittir 4 saniye çıktı. Beni durduramazlar artık. Hey soruyordun sen. Ne oldu? 4 saniyede buradan düşüyorsan o zaman burası 40 olacaktır. İstersen 5, 15, 25, 35 yap. 80 de. İstersen ortalama hızdan yap. 0 ile girdin, 40 da çıktın. Toplayıp 2'ye bölersen 20. Ortalama hızın 4 saniye gittin, 80. Hiç fark etmez. 80'i buluyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet, burada umarım eksik yoktur. Alabilirsin tabii kağıdı. Ha, balonlu soru. Güzel güzel. Balonlu soru. 10 metre bölü saniye sabit hızla yükselmekte olan balondan balona göre bir cisim serbest bırakılıyorsa, ne demiştik? Serbest bıraktığını zannediyor ama yani aslında balonun hızını aynen yaşıyorsun sen. Yani balonun içindeki herkes balonla beraber onunla gider. Sen bıraktığını zannediyorsun ama tekrar söyleyelim, dışarıdan bağımsız gözlemci baktığında aynı nehir probleminde olduğu gibi bunun onunla yukarıya doğru atıldığını söyler. Öyle gözükür daha doğrusu. Şimdi cisim bırakıldığında balon yerden 40 metre yükseklikte olduğuna göre cisim yere çarptığında ne kadar yüksekliktedir diyor. Şimdi bu şöyle bir şey oluyor. Buradan böyle gelecek, yere çarpacak. Şimdi ben bir kere saniyeyi bulmak istiyorum burada. Böyle bir şey yapabilirim. Burada hızı 0 olacak. 10'la gelmişti ya. Atıldığı noktanın hizasına gelince de 10 oluyor. Buradan 1 saniye geçti. Bak şimdi buradan buraya 40 metre var. Ona lütfen dikkat edin. 5, 15, 25. İlk saniyede zaten 5'i gelmiştim. Bak şu hizada. Sonrasında 40 metre var ya bak. Gördüğün gibi burası 30, 40 metre yapıyor. Yani 2 saniyede yere çarpmış. Yani burası 2 saniye. O zaman burada yere ne yapıyor işte? Yani 30'da çarpmış oluyor. Şimdi önemli olan o değil. 1 saniye burada. 1 saniye burada 2. 2 de burada var. Yani taşın yere çarpma süresi 4 saniye. Olay bu. Şimdi balon ne kadar yükseklikte? 4 saniye hakkı var ya. Şimdi eleman bu tarafa doğru 10'luk hızla gidecek. 4 saniye gidecek. Bu 40 metre de bu alıyor. Şimdi 40 metre buradan itibaren yükseldi. 40 metre de burada var. O zaman bu sorunun cevabı 80 metrelik bir yükseklik oldu. Evet. Son soruya geldim arkadaşlar bu testte. Şekilde belirtilen konumlardan aynı anda atılan KL cisimleri kaç saniye sonra yan yana gelir? Haydi bakalım. Ne bileyim ben ya. Nasıl bir şey bu ya? Şimdi bu tarafa doğru mesela böyle yapalım. Artı yapayım. Bu tarafa doğru eksi yapayım. İkisi de yan yana gidiyorlar. Hiç problem yok. Artı yönde yavaşlayan hareketler var burada. Burada tabii ki de hız zaman grafiği çiziyoruz. Onu bir hatırlatalım size. Şimdi 75 ile atılan yavaşladı. Kim bu? L. Öteki neydi? K. Yani ne yaptıklarını bilmiyoruz. Yani adam hani şöyle yapıp böyle mi yaptı? O onu yolda mı yakaladı? Yoksa böyle gidiyordu da biz böyle gelip onu mu yakaladık? Umurumda değil. Öylesine çizdim bunu. Bir anda gerçekleşiyor bu olay. Hiç gönül rahatlığıyla böyle yapabilirsiniz. Nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü hayal kurmaya gerek yok. Denemeye gerek yok. Şimdi burada 75 var. Burada da 25 var. Dikkat et. Şimdi
Sen bir yol alıyorsun, diyelim ki bir yol gidiyorsun. Ben hem o yolu gidiyorum, bak dikkat et, burası senin aldığın yolun aynısı. Bir de ne yapıyorum? 100 metreyi alıyorum. İşte bak, burada taradığım alan 75 ile çıkış yapan vatandaşın ekstradan aldığı yoldur. Yani 100 metredir. Çünkü bak tekrar ediyorum, bu yolu aldığı zaman, yani baştan itibaren düşündüğünde, yani bu yamuk alanının tamamını düşündüğünde senin aldığın yol var. Ama şu fark taradığım alandır. Şimdi burada gene paralel kenar tabii ki de 50 var, T var. Burası kaçtı? 100'dü. Şöyle geldik. 50 çarpı T. T mis gibi 2 saniye çıktı. 2 saniye sonra yan yanalarmış. İşte bitti soru. Ha, bu arada 25'miş. Hızı 2 saniye sonra 20 azalır, 5 kalır. Yani ben bunu kestirmek zorunda değilim. Hız zaman grafiği şampiyondur arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Dinlediğiniz için, sabrınız için teşekkür ediyoruz.